Ne oluyor? Bir şey mi yaptın size? Rahatsızlık mı verdi? Geldi işte fırsatçı düzenbaz. Hala düzgün konuşmayı öğrenemedin mi? Senden öğreneceğim. Efendiler! Efendiler! Aklınız başınıza devşirin. Siz ne diye toplaştınız böyle? Derdiniz nedir? Dertleri belli babaanne. Yok İlal evde, haydi. Ne yapacak mısınız Hilal'ı? Seninle değil miydi İlal? Yanımdaydı, lakin kararını söyleyip çıktı. Ben de eve geldi zannettim. Nerede o vakit? Nereye gider bu kız? Yahu çalgıcı takımıyla vatanı kurtarıyordur. Nerede olacak? Onların yanından geliyorum, orada değil. Daha Stanley'a yaptığının bedeli bu General Cevdet. Kızını görmek istiyorsan Görenes'teki Çamlıtepe'ye gel yarın öğlen. Kaçırılmış İler. Ne? Ben nasıl yalnız bıraktım onu? Kim yapar benim torunuma? Sen kal onlarla, ben karar gel. Haber ver mutlaka. Susadın mı? Bak, ağzını açıp sana su içireceğim. Ama bağırmak yok, anlaştık mı? Allah belanı vermesin. Bağırma. Bak, bağırırsan bir daha bağlarım. Ne istiyorsun benden? Niye kaçırdın beni? Cevap ver. Senden bir şey isteyen yok. Usludur yeter. Kaçırdın diye bir de sana niyaz mı edeceğim? Senin gibi bir eşkıyaya. Eşkıya değilim ben. Lafını bil de konuş. Daha kız kaçırıyorsun. Eşkıya değil de nesin? Dağıstanlı'nın adamıyım. Dağıstanlı'nın mı? Ya. Ne sandın? Bir de kabarıyor söylerken. Hiç yakışıyor mu Dağıstanlı'nın adamına senin bu yaptığın? Uzattın ama. Bırak, ne istiyorsun söyle. Senin konuşmaya ne hakkın var ki? Senin baban vatan haini değil mi? Sen de onun kızısın işte. Yunan'ın iti köpeğisiniz. Yürü. Yürü. Derenin oraya vardığımda karşıda duruyordu. Tam kimmiş bize bu yardım eden yiğit diye yanına varacaktım ki bir anda silahlar patladı. Ben de çevirdim atı, geldim geriye. Allah korumuş işte. Bu yiğit sana tuzak kurmuş olamaz mı? Tuzak kuracak olan iki sefer hayatımızı kurtarmazdı. Göreceğiz bakalım. Kokusu çıkar yakında. Beyim, Ali Fuat Paşa'nın bir adamı gelmiş. Görüşmek ister. Gelsin bakalım. Neymiş derdi? Hoş geldin. Geç otur. Oturmayayım. Vakit dar. Durumun vehametini anlatmak için Batı Cephesi Kumandanı Ali Fuat tarafından vazifelendirildim. Vaziyetin fenalığından haberdarız. O halde Simav'da mesuliyetinizde olan mühimmatın Yunan'a geçmesinin neticesini biliyorsunuz. Simav'ın hesabını sormak size mi düştü? Yunan baskına gelirken neredeydi ordunuz? Sadede gel asker. Hepimiz bu milletin safındayız. Taşköprü'yü müdafaa etmek zorlaştı. Ordu vaziyeti düzeltmek için Yunan'dan kaçırılan silah ve mühimmatı geri alıp milli kuvvetlere teslim etmenizi arzu ediyor. Bu ne dediğini biliyor mu ya? Ne yapalım? İzmir'i mi basalım? Taşköprü düşerse Yunan hepimizi önüne katıp sürer. Ankara'ya varmadan da durmaz. Kimi nereye sürüyormuş? Kuvayi Seyyar'ı canlı dişine takmış savaşıyor. Lakin bu nevi düzensiz birlikler gerekli mukavemeti gösteremiyor. Simav'da bunun... Efendi, senin o düzensiz dediğin kuvvet olmasaydı Anadolu şimdiye gavur olmuştu. Biz bu dağları da, dereleri de
onları nasıl savunacağımızı da siz ceketliler kadar iyi biliriz evvelallah. Söyle komutanla, madem tertipli ordusu bu kadar güçlü, cephaneyi de alsın, taş köprüyü de savunsun. Belli ki bize ihtiyacı yok. Aslanlı'yla buluşmamı aramak kalmıştı. Filippo'nun hainini bulmadan adım atamayız. Taşköprü'den gelen haberler de fena. Fena. Kuvvetleri kalmamış. Filippo Simav tepelerinden aldığı güçle bizim bütün zayıf noktalarımıza saldırıyor. Gir. General. Söyle asker. Hilal, kızınız kaçırılmış. Sen biliyorsun değil mi? Döndüğünüzden beri sizinle uğraşıyor. Ama endişe etmeyin. O alçayı kızınızı kaçırdığı dağlara gömeceğiz. Elimizde başka bir bilgi var mı? Maalesef. Dağistanlı ile Reis Bart Kulman'ın bir yolu olmalı kumandan. Mutlaka bir yolu olmalı. Temin bizi yalnız bırakın. Temin! Dayıstanlı'nın yanına bir azan yerleştirdim general. Yakınındakilerden biri artık bizim hesabımıza çalışacak. Ancak kişisel bir mesele için onu devreye sokmak doğru olmaz. Kendisinden çok daha büyük beklentilerim var. Yanlış anlamayın. Kızınız için önemsiz demek istemiyorum ancak görevimiz ailemizden önde olmalı. Bunu siz de takdir edersiniz. Hele ki söz konusu Dağistanlı gibi biri ise. Bize Dağistanlı'nın yerini söylesin kafi. Başka malumata ihtiyacımız yok. General. O elindeki en değerli bilgi. Onu bizimle paylaşırsa kendisiyle olan işimizin biteceğini bildiğinden onu elinde sır gibi tutuyor. Kumandan sizi anlıyorum. Ama kızım Dağistanlı'nın elindeyken elim kolum bağlı oturmamı beklemeyin benden. General. Hiçbir şey yapmadan oturacağımızı nereden çıkardınız? Dağistanlı'ya yardım eden köylüler elimizde biliyorsunuz. Onları kullanacağız. Hızlı, göstermelik bir mahkemenin ardından kızınıza karşılık Simirne'nin orta yerinde asacağım onları. Dağistanlı'nın kızınızı geri vermediği her gün İçlerinden beş kişi ölecek. Bunun bir çare olacağından emin değilim kumandan. Pardon kumandan, affedersiniz, ben dahil olmak zorundayım. Türkleri yakından tanıyan biri olarak generale katılıyorum. Bu ters tepebilir. Siz Türkleri yakinen tanımayı çok büyük bir marifet sanıyorsunuz Mr. Hamilton. Çok da karmaşık bir milletten söz etmiyoruz burada. Biraz duygusal, biraz fevri, çabuk parlayıp çabuk sönen, aşırı reaksiyon gösteren insanlar. Başka? Kumandan, Simirne büyük bir teslimiyet içerisinde. Eğer siz şimdi kalkıp da meydanlarda beş masum insanı asarsanız her gün,
o halkın öfkesini tekrardan alevlendirirsiniz. Endişeye mahal yok general. O alevden geriye bir kül bile kalmadı artık. Yarından itibaren idamlar başlayacak. Ve herkes öğrenecek. Bu ölümlerin sorumlusunun Dayıstan ne olduğunu herkes bilecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.